Siyasal olarak siyasi partilerimizi, il başkanlarımız, ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Kırıkkale İl Başkanı Zübeyir Yılmazer ile beraberiz. Kendisiyle Kırıkkale siyasetini değineceğiz, partisini değerlendireceğiz. Ben öncelikle programımıza hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Evet. Siz de hoş geldiniz. Evet. İl Başkanı olarak Zübeyir Yılmazer partimizi ziyaret ettiğiniz için Kanal Siyaset ekibi ve bütün arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Başkanım. Evet başkanım, Kırıkkale Bağımsız Türkiye Partisi durumu nedir, neredeyiz? Göreve başlayalı bir yıl oldu. Bir yıl önce daha... Evet. Yoğun değil çalışmalar da. Aynen ne sesi bu iyi. Evet. Hayır. Şu an çalışmaları tekrar... Devam ediyor. Devam ediyoruz. Evet. Ne yapıyoruz efendim partimizde? Şu an programımızda büyük bir ihtimal 2 yıl sonra yerel seçimler olacak. Genel seçimlerin olacağını bekliyoruz biz. Büyük bir ihtimalle genel alacağını bekliyoruz. O yüzden çalışmalarımıza başladık. Seçim çalışmalarına. Özellikle her hafta bir ilçemizi ziyaret ediyoruz. Halkın sorunlarını dinliyoruz. En son olarak Keskin Belediyesi'ndeydik geçen hafta. Yoğunluk olarak tarımla geçinen bir ilçemiz. Orada halkımızla görüştüğümüzde belediyenin iflas eşiğinde olduğunu duyduk. Çok üzüldük. Keskin Belediyesi'nin. Oysa ki Sayın Başbakan belediyecilik bizim işimiz diyordu. Keskin Belediyesi'ne sanırım haberdar değil. Bütün gayrimenkuller hacizde bir belediyemiz. Halkın da tabii hayvancılıkla uğraştığı için birçok iflasın eşiğine gelmiş. Tarım politikalarında genel belediyelerden böyle yoksa siz bir yerini değerlendiriyorsunuz şu an. İşte en son Keskin Belediyesi'nde gördüğümüz bu ama genel belediyelerin durumları da vahim. Evet. Hepsi boş batağında. Evet. Yeterli halk hizmet alamıyor halkımız. Belediye konusunda çok şikayetçi. Kırıkkale'de de aynı şekilde görüyoruz. Hiçbir yatırımın halka tam olarak dağılmadığını görüyoruz. Merkez olsun hele ilçe mahallelerde merkez olarak. Elektriği suyu olmayan ilçe evleri gördük. Evet. Şu günde 2012 Türkiye'sinde vatandaş evet. Çok sınıntılı. Evet. Parti çalışmalarınız nasıl geçiyor? Parti çalışmalarımız şu an kadın kollarımız yoğun bir çalışması var. Günlük bir toplantı düzenliyorlar her mahalle. Kendi aralarında tabii. Merkez ilçe başkanlığımızın bir çalışmaları var. Programlar devam ediyor. Biz il başkanı olarak, yönetim olarak işte her hafta bir ilçemizi ziyaret ederek halkın sorunlarını dinliyoruz, not alıyoruz. Mevcut iktidarın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut iktidarın çalışmaları... Kırıkkale'de hizmet veriyor mu? Kırıkkale hizmetleri... Biz hizmet göremedik Kırıkkale'de. Belediye başkanlığı olarak da belediyenin de göremiyoruz. Daha halbise daha çok güzel şeyler yapılabilirdi Kırıkkale için. Sanayi yönünden olsun, turizm yönünden olsun. Özellikle turizm yönümüz Kırıkkale olarak sıfır. Hiçbir turizm İşsizlik çalışması yok belediye olarak. İşsizlik oranı azalmadığı gibi artmakta. Bunu yakinen ve bizzat şahit oluyoruz. Toplantılarımızda, birebir ilişkilerimizde, esnaf ziyaretlerimiz olsun görüyoruz. Kıraathanelerimiz hala dolu. İşsiz gençlerimizden vahim yani, bir durum. Kırıkkale'ye işsizlik şehri, emekler şehri diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, emekler şehri. Bu makine kimya sadece bağlı kaldığı için evet. Sanayi, rafine ve makine kimyaya emekler şehri oldu. Emeklerimiz de göç ediyor artık Kırıkkale'de. Emekler şehri de olmayacak belki ileride. Emeklimiz de göç ediyor maalesef. Hizmet olmayınca emeklerimiz de göç etmekte. Mahallem bu son nüfus sayımında düşmeye başlamıştır Kırıkkale'nin. Peki sayınız 4'ten 3'e düştü. Bu yüzü bir tablo Kırıkkale adına. Peki siz olsanız ne yapar düşünüyorsunuz? Yani ben de olsaydım veya iktidarda olsaydı veya belediye başkanı bizim başkanımız olsaydı der. Ne aklınızdaki bir proje nedir yani? Tabii halkın beklediği ilk evvelaki sorun yol, su, elektrik. Evet. Evet. İlk etapta halk bunları talep eder. Her belediyede.
İlk evvela biz bunları çözmeye çalışırız. Merkez ve çevre ilçeler. Bunları çözeceğimiz eminim. Partimizle belediye geçtiğimiz zaman inşallah. Köylerde, kasaplarda nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada tarım, işsizlik, ne safhalarlar? Tarım, Kırıkkale tarım bölgesi. Sanayi şehri değil, tarım şehri. Devletin verdiği 0% kredilerden de hayvancılık, evet bir noktada kurtarıldı ama hala can çekişiyor. Hala can çekişiyor. Özellikle devlet bir yandan 0% kredi verirken bir yandan da ithal getirmekte. İthalde baş edemiyor. Çiftçimiz ithal. Buğday olsun, pancar olsun, şeker olsun, canlı hayvan olsun, et olsun. Onlarla rekabet edemiyor. Çünkü maliyetler yükselmiş Türkiye'de. Yurt dışından da düşük maliyetli geldiği için rekabet edemiyor. Devletimiz yurt dışından kapılar açtığı için çiftçisini, üreticisini boğdurmakla. Buna bir an önce çözüm almalı, yoksa ileride üretici kalmayacak. Kırıkkale ve Türkiye'de. Gidişatımız iyi değil diyorsunuz. Evet. Hala da dışa bağımlılığımız artmakta ve de yoğun bir şekilde dışa bağımlılığımıza doğru gidiyoruz. Her konuda. Oysa ki Türkiye son 10 yıl önce kendi kendine yeten bir ildi, ülkeydi. Şu an için buğdayla ithal ediyoruz biz. Bu vahim bir durum. Ve buğday tohumu, özellikle bu tohumculuk konusu. Her tür tohumumuz yurt dışından gelmekte ve tohum bağımlı oluşmakta ülke olarak. Bu da ciddi bir sorun. İleriye dönük ülkemiz geleceğe sıkıntılı. Ben Sayın Başkanım, kanal siyasi olarak bize zamanınız ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim, var mı sorunuz? Kırıkkale halkına ne dersiniz? Bizi izlemeye devam mı edersiniz? Partimize gelsinler mi dersiniz? Ne dersiniz? Bu keselim abi. Bir de buraya tutmayalım. Efendim Sayın Başkanım, Kırıkkale halkımıza son sorumuz olarak cevabımız olarak ne dersiniz? Bütün halkımız partimize kapılar açıktır. Evet. Bağımsız Türkiye Partisi dün de vardı Kırıkkale'de. Bugün de var, yarın da olacak. Biz izlemeye devam edin diyorsunuz. Efendim Sayın Başkan, Kırıkkale halkımıza ne dersiniz? Mesajınız nedir? Mesajım, bütün Kırıkkale kapımız dün de açıktır, bugün de açık. Yarın da açık olmaya devam edecek. Kırıkkale'yi izlemeye devam ediyoruz, takip etmeye devam ediyoruz. Biz siyasette varız diyorsunuz. Biz siyasette varız. Peki, teşekkür ederim Sayın Biz Başkan. Teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Başkan. Partimiz ziyaretinden dolayı. Evet efendim, kanal siyaset olarak seri şekilde il başkanlarımız, ziyaretlerimiz devam ediyor. Hizmetlerini tartışacağız, Kırıkkale'yi tartışacağız. Bizleri her zaman için takip edin. Makine kimya adamıydı orası? Evet Sayın Başkan, buyur. Bu son günlerdeki makine kimyamızdaki patlamadan dolayı 4 tane vatandaşımız şehit olmuştur. Evet. Kırıkkale halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin bu şehitlerimizi ailelerini mağdur etmeyeceğine eminim. Nereye mağdur başkan? Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve bütün Kırıkkale halkına. Teşekkür ederim. Olur. Tam olur.